Türkiye dünyanın önemli pamuk üretici ülkelerinden birisi. Bu nedenle de hazır giyim ve konfeksiyonda, tekstilde önemli ihracatçı ülkelerden birisi. Aynı zamanda da ekonomik açıdan baktığımızda da istihdam yaratan bir sektör. Dolayısıyla Türkiye açısından pamuk üretimi çok çok önemli. Ve Türkiye'de yıllık 1 milyon 700 bin ton civarında bir pamuk tüketimi söz konusu. Bundan 3 yıl önce üreticiler tüccarlar, işte Tarım Bakanlığı yani pamuk sektörüyle ilgili kesimler bir araya geldi ve Türkiye'nin pamuk üretiminin en az 1 milyon tona çıkarılması hedeflenmişti. Buna yönelik çalışmalar yapıldı. Fakat uygulanan yanlış politikalar sonucunda Türkiye'nin pamuk üretimi değil ama pamuk ithalatı 1 milyon tona ulaştı. Ve geçen sene 800 bin tonun üzerinde bir üretim yapan Türkiye, lif pamuk olarak söylüyorum, bu sene 626 bin tonluk bir beklenti var. Bir üretim olacağı ifade ediliyor. Yaklaşık %40 oranında bir üretimde düşüş söz konusu. Üretim %40 azalırken ithalat %40 arttı. Yani 750 bin tonlarda olan ithalat 1 milyon tona yaklaştı. Dolayısıyla Türkiye pamuk üretmek yerine pamuk ithal eden bir ülke oldu. Üretim bu şekilde devam ederse yani düşük fiyat, düşük destek desteklerin zamanında ödenmemesi, prim desteklerinin aynı kalması gibi yanlış politikalar devam ettiği sürece pamuk üretimi daha da azalacaktır. Pamuk ekilen alanlar elbette ki boş kalmıyor. Burada mısır ekiliyor, başka ürünler ekiliyor ama Türkiye'nin hem bu ürünleri hem de pamuğu ekecek tarlaları, alanları var. İşte Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye pamuk üretiminin yaklaşık yarısını tek başına gerçekleştiriyor. Eğer o bölgedeki sulama yatırımları tamamlanırsa, yani GAP'ın enerji yatırımları gibi sulama yatırımları da belli bir noktaya getirildiği takdirde Türkiye kendi pamuk ihtiyacını o bölgeden sağlayabileceği gibi ihracat bile yapabilir bir konuma gelecektir. Fakat bunu yapmak yerine Türkiye ciddi olarak pamuk ithal ediyor. İşte Ege bölgesi yani Söke ovası, İzmir bu diğer bölgelerdeki üretime bakıyorsunuz. Toplam üretim bu sene 156 bin ton olarak bekleniyor. Türkiye'nin Yunanistan'dan aldığı pamuksa 158 bin ton. Yani Türkiye kocaman Ege bölgesindeki üretiminden daha fazla pamuğu Yunanistan'dan ithal ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil gerçekten. Türkiye Yunanistan'ı yeniden pamuk üreticisi bir ülke haline getirdi. Aslında Yunanistan'da pamuk bu kadar üretilmiyordu. Ama Türkiye alıcı olunca Yunanistan Avrupa Birliği'nden de aldığı desteklerle birlikte daha fazla pamuk üretmeye başladı ve ürettiğinin yarısından fazlasını da Türkiye'ye satıyor. Yani biz Yunanistan'ın pamuk pazarı haline geldik. Başka nerelerden alıyoruz pamuğu? İşte en çok Amerika'dan alıyoruz. Amerika'dan 356 bin ton civarında bir pamuk ithalatımız var. Sonra bizden çok sonra pamuk üretimine giren Brezilya'dan pamuk alıyoruz. 177 bin ton. İşte Yunanistan, Azerbaycan, Tacikistan sonra dönüyoruz. Şu anda savaş için hüküm sürdüğü Suriye'den bile pamuk alıyoruz. Türkiye gitti Sudan'dan arazi kiraladı. Ben burada tarımsal üretim yapacağım, Sudanlara tarımı öğreteceğim dedi. E bugün Sudan'dan geçen sene 13 bin ton pamuk ithal etmişiz. Yani böyle bir yanlış politika, böyle bir yanlış uygulama olabilir mi? Türkiye eğer tekstil, hazır giyim ve konfeksiyonda marka olmak, bu konuda daha çok istihdam yaratmak, daha çok ihracat yapmak, rekabet etmek istiyorsa Türkiye'nin pamuk üretimini arttırması gerekiyor. Yüzünü ithalata değil üretime döndürmesi gerekiyor. Ve dünyada birçok ülkede üretilen pamuk GDO'lu, genetiği değiştirilmiş pamuk üretiliyor. Türkiye bu konuda çok şanslı. Türkiye genetiği değiştirilmiş pamuk üretmediği için Avrupa'dan değişik ülkelerden bu pamuğa talep var. Yani GDO'suz pamuktan elde edilmiş hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerine talep var. Türkiye bu konuda bir marka olabilir. Yani benim e, pamuğum GDOlu değil. Benim ürettiğim elbise, ürettiğim gömlek, ürettiğim kumaş GDOlu pamuktan elde edilmiyor diye bunu bir avantaja dönüştürebilir. Ama bunu yapmak yerine işin kolayına kaçarak yine ithalatla e, tekstil ve hazır giyim sektörünün ihtiyacını ham maddesini ithalatla karşılıyor. Pamukta aslında üzerinde durmamız gereken başka sorunlarımız var. Ya mesela e, yabancı madde konusu kontaminasyon sorunu var. Yani sanayici diyor ki ben diyor Türkiye'den aldığım pamukta işte içinde çıkan bir yabancı madde benim yüzlerce binlerce metre kumaşımın heba olmasına neden oluyor. Bunlar üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor. Bunları çalışmamız gerekirken biz hala üretimi bir yana bırakıp ithalata gidiyoruz. İşin kolayı bu pamuk destekleme primi üretici 2 yıldır ya kilo başına 1,5 liralık bir destekleme primi uygulanmasını istiyor. Geçen senede önceki senede 80 kuruşta aynı destek kaldı. Yani desteğin mutlaka arttırılması, üreticinin maliyetlerinin karşılanması gerekiyor. Mazot desteği var, gübre desteği var ama bunlar yetersiz kalıyor. Bunun daha bilinçli, daha verimli bir üretim için ki verimle ilgili de bir sorunumuz yok. Yani Türkiye dünyada pamuk veriminde ikinci sırada. Verimle ilgili bir problem yok ama bunu daha efektif kullanarak üretimi arttırabilecek toprağımız, altyapımız, bilgimiz, kültürümüz varken ithalata bağımlı bir ülke olmayı hak etmiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin pamukta yeniden üretime yeniden kendi olanaklarıyla kendi kendine yeterli bir hale gelmesine gelmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunun için pamuk politikasını mutlaka gözden geçirip üretim odaklı bir politika uygulamamız şart.